Hocam, oğlum bir köpek eve getirip bir yavru çok büyük değil, kedi kadardı. Kedi olursa hani sevinirdim, seve seve bakardım da. Şimdi Peygamber Efendimiz de kedi severdi. Ama şimdi ben orada namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum. Ondan sonra geldi işte palyaço şeydi. Ondan dolayı yani şifelendim, namazım, Kur'an'ım yani caiz midir bu evde? Köpek olan evde melekler girmez. Rica ederim. Neyse bana onu açıklamasını söyleyin. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Evet, köpek olan eve melek girmez deniliyor. İbadetlerime bir sakıncası olur mu bu durumun diye soruyor izleyicimiz. Oğlum eve köpek getirdi diyor hocam. Buyurun. Efendim sevgili peygamberimiz men iktena kelben illa kelbe saydin ev maşiyetin. Yani bir kimse köpek edinirse av köpeği yahut da ziraat, bekçilik için kullanılan köpeğin onlar dışında evinde süs için köpek bulunduracak olursa yengusu min ecrihi kulle yevmin kıyratan. Sevabından her gün iki dağ sevabı eksilir. Yani demek ki evimizin dışında köpek bulundurabiliriz. Evet. Ama evimizin içinde köpek bulundurmamızı sevgili peygamberimiz doğru bulmuyor. Ne için doğru bulmuyor? Hanımefendinin dediği gibi rahmet melekleri girmez. Ayrıca hastalıklara da sebebiyet verebilir. Seyircilerimiz diyebilirler ki ya biz veterinere götürüyoruz, gerekli kontrolleri yapılıyor filan öyle diyebilir ama rahmet peygamberi de böyle söylüyor. Gelin sevgili peygamberimizin emrine uyalım. Evimizin içinde değil, evimizin dışında köpek bulundurabiliriz. Yani hep buradan şu anlam çıkmasın ya bu hocalar da hayvanlara merhamet et. Nasıl merhamet etmiyor? Kuşu ölen çocuğa taziyeye giden peygamberin bağlılarıyız. Mekke fethi günü bakın Cüayl ibn-i Süraka diye bir sahabeyi görevlendiriyor. Bir köpek yavrulamış. Ola ki zafer heyecanı ile 12 bin kişi Mekke'ye akın ederken ola ki köpeği veya yavrularına zarar verebilirler. Bu adını söylediğim sahabeyi nöbetçi dikiyor. Buraya zarar vermesin. Yani köpeği sulayan birini cennetle müjdeleyen peygamberin bağlılarıyız. Ama şu var ki demek ki evimizin içinde köpek bulundurmamız doğru değildir. Kedilerle ilgili böyle bir durum söz Bildiğimiz konusu değil mi hocam? bilmediğimiz mahsurlar vardır. Kedilerle ilgili böyle bir yasak Nasıl söz efendim? konusu, kedilerle ilgili böyle bir yasak söz konusu Yok, değil. yok kedi için. Mahsur yok. Kedi için böyle bir şey o şeydir. Ehli bir hayvandır. Evimizin içinde bulunabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.